Milas Ziraat Odası'nda 28. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Milas Ziraat Odası'nda 28. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Belirli yıllarını dolduran üreticilere plaketleri verildi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Akar oldu. Öncelikle yaşadığımız Cumhuriyet tarihinden itibaren yaşanan en büyük deprem felaketlerinden kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sözlerime başlamadan önce öncelikle İsmail Atıcı abimizi, hocamızı, değerli büyüğümüzü, Ziraat Odası'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürü borç bilirim. Ama daha iyisini yapabileceğimize iddia ettiğimiz için karşısında aday çıktık. Delege takdirindir. Ben 1984 doğumlu Milas Bağlamları'nda doğdum. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Gazi Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği mezunuyum. Kamuda 10 yıl görev aldım. Görev aldıktan sonra görevimi istifa ederekten tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi köylü milletin efendisidir sözünü bir kez daha hatırlatarak üreticiye verilen desteğin önemi tekrardan vurgulamak isterim. Değerli delegeler, değerli üreticiler, göreve geldiğimizde takdirde söz verdiğimiz gibi Milas'ın tarımını ve çiftçisini daha yükseklere taşımak amacıyla tarımda makineleşmeyi destekleyeceğiz. Ziraat odası olarak drone ile ilaçlama sistemi, taş kırma, taş toplama, tesviye makinesi, lazerle tasfiye makinesi, rulo makinesi, pamuk toplama makinesi, dahil her türlü tarım teknolojisini Milas üreticilerinin hizmetine sunacağız. Özellikle odamıza iş makineleri kazandırarak tarla ve zeytin yollarına üreticimizin daha kolay ulaşımını sağlayacağız. Sistematik olarak siz üreticilerimizin daha iyi verim alabilmesi için danışmanlık hizmeti sunacağız. Selimiye, Ören, Dört Yol gibi mahallelerimize şubeler açarak üreticilerimizin ürün ve hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacağız. Arazilerimizden daha iyi verim alabilmek için odamıza toprak analiz laboratuvarı kuracağız. Milas'ın taşı toprağı bereket sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda ben ve ekip arkadaşlarım elimden gelen her desteği yapacağımıza söz veriyorum. Siz değerli delegelerden desteklerinizi bekliyor. Kongremizin Milaslı üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan ve kaybedenin olmadığı sonuçta en çok kazanan burada Milaslı üreticilerimiz sizlersiniz. Ben ne kadar Ziraat Odası Başkanı olarak anılsam da bizim onursal başkanımız olarak ilan ettiğim 28 senesini buraya veren İsmail Atıcı hocamıza, abimize 25 senesini veren her zaman kapımız açıktır. Ondan öğreneceğimiz çok tecrübe var. İnşallah Milaslı üreticilerimiz adına daha iyi başarılı yerlerde olacağımıza söz veriyorum. Sizleri utandırmayacağım.